thank mm -hmm. you Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft paket dışında Morph modunu yani dönüşüm modunu göreceğiz. Dönüşüm modunu bilgisayar versiyonu yani PC versiyonunda gerçekten e, çok seviyordunuz. Yani acayip bir şekilde ilgi e, görüyordum Morph modu yani dönüşüm modu. Eee paket de aslında hani kusursuz gerçekten çok güzel yapılmış. E, zaten göstereceğim bunu ama ilk önce kurulumunu göstereceğim ve bu kurulum e, diğer modların kurulumuna hiç benzemiyor arkadaşlar. E, hatta e, Launcher'ın dışında yani Block Launcher'ın dışında bile bir işlem yapacağız. E, şeyimizde, cihazımızda. E, o yüzden dikkatli bir şekilde lütfen beni izleyin. Bu arada modun versiyonu 0.12.1 yani piyasadaki en son versiyonu 0.12.1 bulabildiğim için e, ben bu şekilde veriyorum. Hani 0.13 e, versiyonlarından yoktu. E, eğer bileniniz varsa da lütfen aşağıda söylesin veya linkini vermeye çalışsın. E, veya bana, bana ulaşıp linki ulaştırmaya çalışsın aşağıya link yazamıyorsa. Çünkü YouTube engelliyor galiba linkleri çünkü arkadaşlar ben piyasadaki en son versiyonu 0.12.1 diye biliyorum. ya bildiğim kadarıyla daha üstü yok şu an için. Çünkü gerçekten çok araştırdım. saçma sapan hani kandırıkçı linkler çıktı karşıma. hani biliyorsunuz bu şekilde hani kandırıyorlar insanları. son versiyon olmasa da videolarına işte 0.14 bile yazan var yani. Hani 13'ü bulamıyoruz 0.14 bile yazan var. o şekilde hani Kandırıkçılar vardı ee, eğer bulanlar varsa lütfen bana yazsın veya ee, aşağıya bildirsin işte. Arkadaşlar hızlı bir şekilde başlayalım. Ee, Minecraft paketleşimimizi yine aşağıdan e, verdiğim linkten kuruyoruz 0.12.1 olarak ee, ve buna uyumlu Block Launcher da size aşağıdan veriyorum bunu da kuruyorsunuz. Ee, daha sonra Block Launcher açıyor muyuz bakalım e launcher'ı açmayalım bir ilk önce. Çünkü bir işlemimizi yapalım. E, cihazımızda bir işlem yapacağız dedim ya. Onu bir yapalım önceden. Daha sonra açarız. E block launcher pro'muzu. E, şimdi arkadaşlar yapmamız gereken işlem şu. Dosya yöneticisine giriyorsunuz işte e, Her cihazda bulunan e, Benim bildiğim her Android cihazda Dosyanın yöneticisi var e, Tüm dosyalara giriyorum ben buradan işte Sizin cihazınızda bunlar nasılsa e, Yani Minecraft'ın kurulu olduğu yer yani Oyunların dosyalarını gördüğü yer yani Games dosyası neredeyse orayı buluyorsunuz Ve buradan arkadaşlar Commojang e, oluyor eğer Minecraft e, kuruluysa telefonunuzda commojanto dosyası zaten burada mecburen Olmak zorunda bunun içine giriyorsunuz Daha sonra burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Mod PE var ben bunu sileceğim çünkü Ben bunu eklemiştim e, heh, Evet dedik şimdi arkadaşlar buraya e, bir kopyalama işlemi yapacağız. Yani e, buraya modpe adında bir dosyayı kopyalayacağız. Bu da e, mod aşağıda modu da veriyorum linkini. O linkte var zaten. E, şimdi arkadaşlar onu bulacağız. Geri gelelim şöyle geri gelelim. İndirdiğimiz yere gelelim ona hemen. E, neredeydi o? Dur. Mor PE by Arctic Place. Buraya geliyoruz ve bakın bunun içinde bir klasör var. Burada da mod PE var. Bu mod PE arkadaşlar e, kopyalıyorsunuz şöyle. Evet kopyaladık ve e, bunu e, nereye kopyaladığımızı seçiyoruz. Daha demin gösterdiğim yere yani games'in içindeki com.mojang'a e, bu yani buraya. Direkt com com.mojang'ın com içinden hani daha bir şey girmiyorsunuz. Burada com.mojang'ın içinden hiçbir klasöre girmiyorsunuz. Direkt bunun içine böyle tamam diyerek kopyalıyoruz ve gördüğünüz gibi mod PE buraya geldi. Bunun içinde arkadaşlar e, dönüşüm modu eee göreceği slotlar var. Yani sol tarafta çıkacak e, hayvanların veya mobların slotlarının resimleri var. Bunu mecburen buraya e, kopyalamanız gerekiyor. Yoksa dönüşüm modu çalışır ama e, sol tarafta bunları göremezsiniz. E, o yüzden dikkat edin. Mod PE'yi buraya kopyaladıktan sonra arkadaşlar tek gereken e, artık modumuzun JS dosyasını yani morph modunu Block Launcher'ımızdan kurmak kaldı. Artık dosyasından çıkıyoruz e, ve Block Launcher'ımıza e, güzel bir şekilde giriş yapıyoruz. Arkadaşlar her zaman gibi Minecraft yazısının üstündeki İngiliz anahtarı simgesine tıklıyoruz. Ve buradan e, Launcher Options'a geliyoruz. E, veya Launcher Options değil de e, Manage e, Mod PE gibi olabilir ama yine de biz buradan girelim. Burada arkadaşlar Enable Mod PE gibi bir sapı yani şu off değil on oluyor kesinlikle. E, dediğim gibi başta dilerseniz buradan bunun üstüne tıklayarak veya e, geri gelerek yine o e, anahtar simgesine e, tıklayarak... Manage Mod e-Skips'e tıklayarak da aynı yerden import işlemi yapabiliyorsunuz. Import'a tıklıyorsunuz buradan. Local Storage yani telefonumuzun yerel deposuna giriyoruz. Ve buradan aşağıdaki linki yani linkteki modu nereye indirdiyseniz oraya geliyorsunuz. Ve daha demin girdiğimiz klasör neredeydi? Mor, hani mod ModPay'e aldığımız klasör. Nerede lan? Heh, en üstteymiş ama. <laughs> Vallahi en üstte duruyormuş görmüyorum. Arkadaşlar bunun içine giriyorsunuz ve burada Morph PE by Arctic Place CS'yi alıyorsunuz. Tıklıyoruz ve e, buraya ekleniyor. Eğer şu şekilde her zaman söylediğim gibi yani disabled ise parantez içinde disabled yazıyorsa buna tıklayıp bunu enable yapıyorsunuz ve aktif oluyor. E, artık her şekilde morf modumuz kuruldu. Bütün işlemleri tamamlandı. Umarım her detayına kadar anlamışsınızdır. Tek gereken yine oyunumuza giriş yapmak kalıyor. Yani dünyamıza girmek kalıyor. Ee, hangi dünyaya girelim buradan? Boş bir dünyamız var mı bizim acaba? Hangisi boştu bunun? Şu Allah. Yanlış dünyayı dur. Buradan çıkalım. Bunu sevmiyorum bekle. Havada dolduk bekle koyu tuttu ha play şu dünya boştu galiba bu taraisteğime bu ilk açtığım dünyaydı aynen bu dünya boştu Bak güzel hatırlamışım burada timber modunu tanıtmıştım. aynen çok iyi hatırlıyorum şimdi arkadaşlar morph modunu şöyle kullanmanızı tavsiye ederim böyle bu şekilde ikinci perspektif açıda kullanmanızı tavsiye ederim çünkü böyle zaten bir anlamı kalmıyor yani şöyle morph modunun bir anlamı kalmıyor şöyle optionstan kendinizi arkadan görmeniz daha iyi olur evet arkadaşlar bu şekilde kendinize baktıktan sonra sonra şurada sağ altta zaten morf e şeyini butonunu görüyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi sol tarafta dönüşebileceğiniz her mob çıkıyor. Burada arkadaşlar bir sürü slot çıkıyor. İstediğiniz yaratığa buradan canlıya buradan dönüşebiliyorsunuz. Mesela creeper'a tıklıyorsunuz ve creeper'a dönüştünüz. Artık bir creepersınız. Bu menüden çıkmak için de yani bu soldaki slotları kaldırmak için de şu sağ üstteki x tuşuna basıyorsunuz. Yani çarpı tuşuna basıyorsunuz ve burası da kapanıyor. Güzel bir şekilde ekranınızı kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi tam bir creeper gibi yürüyorsunuz. Hani animasyonlarınız yürüme animasyonu bile bildiğiniz bir creeper yani creeper'ın içine giriyorsunuz gerçekten yani boş bir mod değil kaliteli bir mod demek istediğim yani tekrar arkadaşlar başka bir şey dönüşelim mesela tavuğa dönüşelim gördüğünüz gibi tavuğun enini boyunun her şeyini dönüşmüş oluyorsunuz hani şeyiniz bile bir tavuk gibi oluyor yani kanatlar kanatlar böyle bir tavuk böyle çırpıyor bildiğin aynı tavuk oluyorsunuz yani tekrar morfa tıklıyoruz buradan yarasaya dönüşelim bunu ben de merak ediyorum uçabiliyor muyuz diye e, yarasayken uçamıyoruz galiba aynen Uçamıyoruz herhalde yani Uça. Ben böyle biliyorum çünkü şu an yapamadım Evet uçamıyoruz herhalde uçamıyoruz Büyük ihtimal uçamıyoruz yani Bunu merak ettim aynen bunu da ben sizle şu an hani, Test etmeye çalıştım Hani Sizinle beraber ben de ilk defa bakıyorum e, Galiba yarasayken uçamıyoruz Yani evet şu an galiba Belki de uçabiliyoruzdur ben bilmiyorumdur Bununla da ilgili e, bilgisi olan Yazabilir aslında Büyük ihtimal uçulmuyor ama yani Büyük ihtimal Şimdi arkadaşlar başka nelere dönüşebiliyoruz bakalım. Kediye dönüşebiliyoruz yani kaplana dönüşebiliyoruz daha bu şekilde. Bu ne lan? Ana bu ne lan? Bu bok gibi lan. <laughs> Siyah kediye dönüştük. Bu ne lan? Ana buna dönüşmeyin. Bu iğrenç. Ha, Enderman'e dönüşebiliyoruz. Evet Enderman gerçekten güzel oluyor. Uzun boylu. Yürüyüşü, endamı, endamı her şey aynı oluyor. Şey çok güzel ya. Golem çok güzel. Dur. Golem'e dönüşüyorduk. Dur nerede golem? Heh, golem şey golem diyorum aynen, aynen golem golem neydi bunun adı golem aynen Bak elinde çiçeği de geziyorsunuz böyle. Çok güzel bak. Yürüyüşü bile aynı oluyor yani böyle paydak paydak yani yan 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 yürüyor böyle. Bak. Çok güzel bu çok güzel oluyor ya aynen. Vallahi billahi bunu çok seviyorum ben. Aynen başka neler var mesela dönüşeceğimiz. Ee, inek var işte şey ineği. Ee, bize çorba veren ineğimiz var mantar ineği. Bu şekilde kırmızı inek ondan sonra normal inek her canlı yani var arkadaşlar burada domuzdan iskeletten işte zombi büyükmene ineğe kadar her şey e, burada bulunuyor. Evet arkadaşlar dönüşüm modu gerçekten kaliteli bir mod. E, yarasa'nın uçmasını beklerdim yani Yarasa'nın e, uçma özelliğini beklerdim. Büyük ihtimalle hani vardır ben de yapamıyor olabilirim hani e, o yüzden hani aşağıdan lütfen dediğim gibi bildirin. E, hani. Uçmuyorsa eğer gerçekten uçamıyorsa e, ona üzüldüm sadece yani modun tek kötü yanı o e, hani o da uçsa zaten süper bir mod olurdu devasa bir mod olurdu gerçekten e, ve zaten kaliteli bir mod hani öyle çöp modlardan değil e, hani her şey paket dışına bilgisayardaki gibi uyarlanmıyor ama bunu kısmen yani uyarlamışlar gerçekten çok güzel olmuş e, yapanın ellerine kollarına sağlık diyorum ve ee, bu videoda da bu kadardı. Umarım kurulumu da modu da tam anlamıyla anlamışsınızdır. Anlamadıysanız bilmediğiniz hani merak ettiğiniz bir şeyler de varsa aşağıdan sorabilirsiniz. Ee, elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Bye bye.